Evet, şimdi de Namtaş Makinesi standındayız. Satış koordinatörü Hakan Bey var yanımda. Hakan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kısa bir fuar değerlendirmesi alalım. Sonra da Namtaş Makine'yi bir tanıyalım sizden. Yani bu tip fuarlar aslında bizler için daha verimli oluyor. Çünkü birebir direkt bu işte ilgilenen müşterilerle biz muhatap oluyoruz. Onlar buraya geliyor. Biz onların önüne gelmiş oluyoruz. Verimli bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Bundan öncekine de biz katılmıştık. Fakat bu seferki organizasyonu daha böyle verimli olduğunu düşünüyoruz. Daha böyle birebir görüştüğümüz insanlar, bu işin içinden gelen insanlar. Hayırlı olmasını diliyoruz. Ürününüz hakkında bir bilgi alalım sizden. Biz beton parke taşı, bordür, briket üreten tesisleri üretiyoruz aslında. Ve üretimimizin %80'i yaklaşık dünyanın birçok ülkesine, 35'ten fazla ülkesine ihraç ediyoruz. Bu Amerika'dan, Rusya'dan, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri hepsine bir ihracatımız var. Ürünlerinizi değerlendirdiğinizde emsallerine göre nasıl farklılıklar var sizde? Şimdi tabii ki biz ürünlerimizi kendimiz değil, müşterilerimiz değerlendiriyor. Bizim için önemli olan o. Biz şu anda müşterilerimizin de söylediği, birçok yabancı rakiplerimizin de söylediği, işte bir makine alacaksanız hakikaten Türkiye'nin içinden alacaksanız gidin Namtaş'tan alın diye bir değerlendirmeleri var ki bu bize büyük gurur veriyor. Sektörde kaç sene oldu? Biz 1952'den beri bu sektörün içindeyiz. Yani bu makineleri aslında Türkiye'de üreten ilk firmayız diyebiliriz. İlk firmasınız. Evet. Bayağı eski, bizim babadan, işte aileden gelen bir meslek. Ve şu anda gene aile fertleri hepimiz bu üretimin içindeyiz. Yani temelden gelen bir tecrübemiz artı şu andaki konumuzdaki mühendis kadromuz, teknik kadromuzla Türkiye'deki en yetkin firmayız. Onu diyebiliriz. İhracat hikayeniz ne zaman başladı? İhracat hikayemiz 1995'ten sonra başladı. İlk ülke hangisiydi? İlk ülke Kazakistan'dı. Kazakistan'dan sonra gene bu Türkiye ülkelerine, Rusya tarafındaki ülkelere gönderdik. Sonra İran çıktı. İran'da bir dönem çok iyiydik fakat şu an İran'ın hani alışveriş yapamama dolayısıyla bir sıkıntımız var İran'da. Orada bayimiz, büromuz, şeyimiz vardı. Şu anda da Amerika'da bayağı bir yerleşik konuma geçmek durumundayız. Orada iyi bir pazar bulduk, yakaladık. Orayı koşturmaya başladık. Afrika'da çok güzel bir pazar var. Gelişen, çok böyle ihtiyaç olan bir bölge olduğu için Afrika'yı da çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani Türk medyasında Afrika çok farklı yansıtılıyor ama bu fuarlar vesilesiyle o algı kırılıyor diye düşünüyoruz. Evet, yani hiçbir şey görmemek lazım. Yanlış ilk aklımızdaki fikirlerle görmemek lazım. Mesela ben İran'a bile bir şey yaparken, ilk ticaretimizi yaparken İran, işte başka düşünüyorum. Bilmiyormuşum yani. Kendimin hatası, bilmiyormuşum orayı. Fakat orada bambaşka bir uygarlık, bambaşka ihtiyaçlar, bir altyapı, temel kültür şey var. Her ülkenin de buna göre bilemediğimiz zengin kültürleri var, zengin işte kaynakları var, imkanları var. Bunları girip görüp yaşamakta büyük fayda var. Hakan Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza misafir olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Bizi dile getirdiğiniz için seviniyoruz. Teşekkürler. Evet, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.